Mekke'nin fethedildiği gün iman etmek nasip oldu. Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmü Haniye. Mert ve cesur bir kadındı. Güzel ahlak sahibiydi. Peygamber Efendimiz 8 yaşından itibaren amcası Ebu Talib'in yanında büyüdüğünden Ümmü Hani Muhammed Aleyhisselam'ı çok iyi tanır ve öz kardeşi gibi severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı davet için Taif'e gitmişti. Taif'te Taifler kendisine iyi davranmak bir yana onu taşlayacaklar, eziyet edeceklerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tekrar üzgün bir şekilde Mekke'ye döndü. Ancak Mekke'de de bütün kapılar kapalıydı. Bir kapı hariç, Ümmü Hani'nin evi. Peygamber Efendimiz Ümmü Hani'nin evine geldiğinde kapıyı vurdu. Ümmü Hani içeriden kim o diye seslenince Peygamberimiz amcan oğlu Muhammed, misafir geldim, açar mısın diye seslendi. Ümmü Hani o zaman iman etmemişti. Senin gibi doğru sözlü, emin, asil, şerefli misafire can feda olsun. Yalnız teşrif edeceğinizi önceden bildirseydiniz bir şeyler hazırlardım. Şimdi yedirecek bir şeyim yok, dedi. Peygamberimiz, yiyecek içecek istemem. Hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibadet etmek, yalvarmak için bir yer bana yetişir, buyurdu. Ümmü Hani Peygamber Efendimiz'i içeri aldı, ona ikramda bulundu. Mekke'de misafir ağırlamak ve onu düşmandan korumak şerefli bir görevdi. Özellikle evinde misafirin başına bir zarar gelmemesi gerekiyordu. Oysa Peygamberimizin Mekke'de fazlaca düşmanı vardı. Bunu biliyordu Ümmü Hani. Bunun için babasının kılıncını alarak habersizden sabaha kadar evinin etrafında nöbet tutacaktı. Allahümme salli ala seyyidina. Resulullah o gün çok incinmişti. Abdest alıp yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelmesi, saadete kavuşmaları için Allahü Teala'ya dua etmeye başladı. Çok yorgun ve üzüntülüydü. Hasır üzerinde uzanıp uyuyuverdi. O anda Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip Habibini davet etti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracı işte bu gece. Mekke fethedildiği gün Ümmü Hani Peygamber Efendimizin huzuruna 10 kadınla birlikte gelerek kelime-i şehadet getirmiş ve Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz de Ümmü Hani'nin evine giderek 8 rekat kuşluk namazı kılacaktı. Bununla yetinmeyecek, o evde suyla ekmek ıslatıp tuzla yiyecekti. Yine Ümmü Hani'ye, ya Ümmü Hani, sirke ne güzel nimettir. Onun bulunduğu evde fakirlik olmaz diyerek iltifatta da bulunacaktı. Peygamberimiz Hazreti Ümmü Hani iman edip Müslüman olduktan sonra ona çok iltifatta bulunurdu. Fırsatını buldukça ziyaretine giderdi. Hazreti Ümmü Hani çok ibadet eder, nafile oruç tutmayı çok severdi. Ümmü Hani yine nafile oruca niyetli olduğu bir gün Peygamberimiz onu ziyaret etti. Ümmü Hani her zaman olduğu gibi bir kase şerbet yaptı ve Peygamberimize ikram etti. Peygamberimiz de kaseden şerbeti içti ancak bir miktar bırakarak kendileri de Ümmü Hani'ye ikramda bulundular. Ümmü Hani ise nafile oruçlu olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'i kırmamak üzere orucunu bozarak şerbeti içiverdi. Peygamberimiz durumu öğrenip kendisine orucunu neden bozdun diye sordular. Hazreti Ümmü Hani radıyallahu anha, ya Resulallah, size karşı olan sevgimden, hürmetimden dolayı artığınızı içtim ve emrinizi geri çeviremedim diye cevap verdi. İşte o büyük kadın sahabiler böyle bir aşkla seviyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi.